Efendim eski düğünlerde bir mevlüt okunur, Kur'an-ı Kerim okunur. Salih kimseler çağırır, fakir fukara çağırılır, kalbi kırıklar çağırır, yetimler çağırır. Onların düğünlerde manevi bir dünyaya girecek, bir dualarla girecek. O şey bir düğünler yapılırdı. Bugün düğünlere baktığımız zaman daha başka çeşitli o güç gösterisi oldu. O düğünü şu lükslerde yaptı. Açık sofralar olacak. Bir noktada o burluğa teşvik, açık büfeler. Onun sade muayyen bir grup çağrılır, öbür grup istifaf edilir, onlar çağrılır. Çünkü onlar gibi bunun ahengini bozar denir. Böyle manevi bir hayata girip sulandırılır. Maytaplar patlatılır. Bizim adabımızda, edebimizde orada hasta var, yorgun var, kimse var düşünülmez. Hamile kadın var diyor, o maytaplar bilhassa boğazda oluyor şiddetli. Geleyim şey eski devire, yani geçmiş zaman olur ki hayali cihan deler. Kaynaklarda eski bizim adab edebimizde bir evde eğer hasta varsa o kafesin arkası önüne kırmızı çiçek konur. Orada geçen satıcı bağırmadan geçer, burada hasta var diye. Eğer çocuklar oyun oynuyorsa orada, o kırmızı çiçeği gördüğü zaman arka mahalleye gider, orada oynarlar. Ya yani bir çocuktaki bu bir nezaket duygusu. Bugün baktığımda bir kapitalist bırakınız yapsın, bırakınız geçsin düzenli hale getirmiş ki, o düğünlerde o maytaplar, şiddetli maytaplar vesaire, o gürültüler, ne kadar bir bencil, ne kadar insan bir egoist, ne kadar pragmatist bir hale getirdi. O portreyi, yani bir şeyin düşüyor menfaatini. İşte Cenab-ı Hak saçıp savurma diyor ayette. Kimi saçıyor? Allah sana veriyor. O saçıp savurma, Allah'ın verdiği mal kendisine bir cennet yolculuğu olacağı yerde, Allah korusun, cehennem yolcusu oluyor. Saçıp savuranlar şeytanların dostlarıdır. Şeytan da Rabbine karşı çok nankördür buyuruyor. Demek ki bu saçıp savuran, israf edenler, Cenab-ı Hak onu bir nankör olarak bildirir Allah'ın verdiği nimetlere karşı.